İyi günler Çanakkale, iyi günler Yenice. Yenice İyi Parti toplantısının hemen ardından İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi, yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uruz'la röportajımıza devam ediyoruz. Rıdvan Bey, Yenice'mize hoş geldiniz. İlk sorumuzu soruyoruz. Mahalli idarelerde iktidara gelmek için neler düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ederiz. Bugün Yenice'mizdeyiz, Şirinli ilçemiz. İlçe başkanımızın misafirliğinde il başkanımızla beraber diğer ilçe başkanlarımızla bu güzel ilçemizde misafirperverlikten dolayı ben ilçe başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz mahalli idareler olarak partinin kuruluş aşamasıyla ilgili başlayan sürecin hemen akabinde genel başkanımız, liderimiz Sayın Genel Meral Akşener başkanlığımızda malumunuz İYİ Parti'yi kurduk. Bu aşamanın alt aşamalarında tüzüğümüzde de belirtilen noktada mahalli idareler teşkilatları oluşturuldu. O dönemde ilk yılında da şahsım parti kurucusu ve genel idare kurulu üyesi olarak yine mahalli idarelerde başkan yardımcısı görevindeydik. Bizim ilk icraatımız Türkiye genelinde Anlat Hemşehrim Dertleşelim projesiydi. Bu proje kapsamında biz Türkiye'nin tüm illerinde otobüsümüzü götürmek kaydıyla orada en büyük meydanlarında ilimiz olsun, ilçemiz olsun, ilçelerimizde olsun vatandaşlarımızla birebir bir araya gelmek kaydıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmamızda vatandaşımıza sorularımız oldu. Sorduğumuz soruların akabinde de Anlat Hemşehri biz seni dinlemeye geldik. Türk siyasetinde artık siyasiler değil siz konuşacaksınız. Sizin eksikleriniz, arzularınız, Türkiye'de arzu ettikleriniz neyse biz bunun üzerine bir çalışma yapacağız dedik ve Türkiye'yi karış karış gezdik. Bize vatandaşımız Türkiye ile ilgili ekonomik sıkıntılarının yanı sıra Türkiye'de adalet sisteminin zedelendiği noktasında görüşlerini genelde sıralamaya koyarsak ekonomi, adalet ve bu çerçevede tarım politikalarıyla ilgili eksiklikleri ve giderilmesi gerekenleri söylediler. Biz de mahalli idareler olarak bunun çalışmasını yaptık. Mahalli yani yerel seçime kadar biz bu çalışmayı bitirdik ve partimizin bu noktadaki bütün stratejisini ortaya koyduk. İkinci sorumuzu yöneltiyorum. Türkiye siyasetine yön verdiğinizi düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız bize bunu örneklerle bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. İşte ilk söylediğimiz gibi Türkiye siyasetine yön verebilmek için halkın ne dediğini bilmek lazım. Halka hem kulağımızı hem gözümüzü ve özellikle de kalbimizi açmamız gerekiyordu. İYİ Parti ailesi olarak biz bunu yaptık. Bunun neticesinde Türk siyasetine yönlendirdiğimizi düşünür hale geldik. Sebebi de şudur. Her türlü engellemeye karşı İYİ Parti'nin kuruluşunda seçimlere sokmamak. Birinci amaç İYİ Parti'yi kurdurmamaktı. Ama İYİ Parti kuruldu. İkinci amaçları yine neydi? İYİ Parti'yi seçime sokmamaktı. İYİ Parti seçime girdi. Üçüncüsü neydi? İYİ Parti'nin seçimde başarısız çıkmasıydı. Fakat İYİ Parti olması sebebiyle bugün İYİ Parti'nin sayesinde İstanbul var, Ankara var, Adana var, Mersin var, Aydın var, Antalya var. Netice itibariyle de Türk milleti uçurumun kenarında olan demokrasiyi İYİ Parti ile geri getirmiş oldu. İkincisi parlamenter sistemimiz var. Nedir parlamenter sistem? Türkiye'de Cumhurbaşkanı sistemine geçilmişti. Bu gündemden kalkmıştı. Ama bu sistemin Türk milletinin örfüne, geleneğine, göreneğine uygun olmadığını, demokrasiye uygun olmadığını dile getiren bir genel başkanımız var. Ve son iki aydır her yerde tüm beyanlarında İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti yönetimi iyileştirilmiş parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı üzerinde ilkesinde durmak kaydıyla Cumhuriyet'in kazanımları ile milletimizin değerlerini örtüştürmek kaydıyla bir yola çıktı. Bunun akabinde bugün yapılan tüm anket çalışmalarında parlamenter sistem olsun mu ve parlamenter sistem ile ilgili düşünceleriniz ne sorusu sorulmaya başlandı. En son bu ay
yapılan anketin içerisinde Türk milletinin %62'si parlamenter sistemin en uygun sistem olduğunu söyler hale geldi. Bu da İYİ Parti'nin bu konudaki ısrarı ve talebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin iyileştirilmiş parlamenter sisteme ve kuvvetler ayrımına ihtiyacı vardır. Bu Cumhurbaşkanı'nın şahsı ve iktidar partisinin de lehine bir olaydır. Zamanla bu anlaşılacaktır ve Türk milleti bu demokrasiye yönelik bu hamleye kayıtsız kalmayacak ve demokrasiyi başlatacaktır. Bunun öncülüğünde İYİ Parti yapmaktadır. Anladım. İYİ Parti'nin Türkiye için projeleri nelerdir? İYİ Parti'nin projeleri, bunu biz hızlı bir şekilde, malumunuz İYİ Parti kurulalı ikinci yılında oldu bu. Bu süreçte dikkat ederseniz İYİ Parti iki büyük seçim, bir de tekrarlanan İstanbul'da ilgili ve bazı iller ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili 3 tane seçim diyebileceğimiz bir seçim süreci yaşadı. Parti kurmadaki zorlukların üstüne, seçime sokulmamak istenen iradenin üstüne 3 tane seçim de yaşayan İYİ Parti bu projelerini milletle paylaşmaya ve hazırlanmaya çok fırsatı olmamıştı. Bugün itibariyle İYİ Parti Türkiye genelinde öncelikle yerel yönetimlerle ilgili kurultay ve çalıştaylarını birincisini yaptı, ikincisi ve üçüncüsünü yapmak ile tamamlayıp yerel yönetimlerle ilgili Türk milletine tüm projelerimizi çalıştay sonucunda açıklayacak. İkincisi, Adana'da 30'unda tarım politikalarımızı açıklıyoruz. Bu çalışmalarımızı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu başkanlığında bitirdik. Türkiye'deki tarım politikaları nelerdir? İYİ Parti'nin tarım politikaları ne olacaktır? 30'unda bunu açıklayacağız. Türkiye'nin ekonomiyle ilgili açıklamayı Sayın Durmuş Hocam yapacaklar. Tüm Türkiye'yi kalkındıracak, Türkiye'nin üreten bir Türkiye, kalkınan bir Türkiye ve güçlü bir Türkiye olması adına bütün projelerimizi en geç bu senenin sonuna kadar Türk milletiyle paylaşmış olacağız. Şimdi İYİ Parti'nin seçmeni veya bağıt tarafsız seçmen veya nereye oy atacağını bilmeyen seçmene ne söylemek istersiniz? Şimdi çok güzel bir soru bu. Şunu söylemek istiyoruz. Bir an için şöyle düşünsünler. Eğer İYİ Parti kurulmamış olsa idi, bugün Türkiye ne haldeydi? Çok önemli bir soru benim için. Vatandaşımız için de önemli bir soru. İyi hatırlayın. 17 yıldır iktidarda bir partimiz var. İktidar partimiz. Dolayısıyla 17 yılın sonunda gelinen noktada artık yenilmez armada olduğunu söyleyen, seçim kaybetmeyeceğini ve buna binaen de artık tekelleşmeye gidilen bir süreç vardı. Yani bu süreç böyle devam etseydi belki de AK Parti'nin ilçe başkanları tarla sınırlarını belirleyici hale gelecek bir konuma kadar ülke gelmişti. İyi hatırlayın, telefonda konuşamaz hale gelmiştik. Acaba beni dinliyorlar mı? Beni dinliyorlar, ben nasıl konuşayım? Çok büyük endişeler vardı. Bu endişeleri İYİ Parti gelerek yıktı. Ne dedi genel başkanımız? İktidarın lütfen kulağını çekin dedi. Yüzünü size dönsün. İktidara bir ders verin. Ayakları yere bassın. Ve bu seçmenimiz bu seçimde bunu yaptı. Ve ne oldu? İP dedikleri İYİ Parti'ye, o kadın diye hitap ettikleri genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, şimdi diyorlar ki İYİ Parti'nin muhterem genel başkanı, İYİ Parti'nin muhterem yöneticileri veya milletvekilleri diyorlar. Yani bunun şu seçmene, bunu da sağlayan seçmenimizdir. Seçmen doğruyu görüyor ve üçüncü yol olarak yola çıkmış bir partiyi, politikalarını da benimsediğini gösteriyor. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Seçmen doğruyu yapıyor. Türkiye seçmeni her zaman her şekilde doğruyu yapar, doğruyu bulur diye düşünüyoruz ve bunun da göstergelerini ortaya koymuştur diye düşünüyorum. Şimdi seçime ortak girildi. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti seçime ortak girdi. Bu ortaklık devam edecek mi? Nokta konacak mı? Bunu zamanla gösterecek? Siyaset nasıl şu an Türkiye'de? Şimdi soruyu şöyle tamamlayalım. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi seçime ortak girmedi. Seçime
İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ortak girdi. Yani Millet İttifakı'nda 4 tane sağ, 3 sağ, 1 sol parti bir araya gelerek beraber girdiler. Öteki tarafta da Cumhuriyet Halk Cumhur İttifakı'nda da özür dilerim, Cumhur İttifakı'nda da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi girdiler. Dolayısıyla %51 aranan bir süreçte siz rakibiniz Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP bir araya geliyor ise sizin de bu noktada %1'i temin ve tesis etmek için diğer partilerle bir araya gelmeniz kaçınılmaz bir hadisedir. Dolayısıyla biz burada 4 parti, yine söylediğim gibi Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti bizim bünyemizde seçime girdiler. Dolayısıyla ama bunun sonucunda halka edilen, deklare edilen neydi? Sanki HDP de bunun bir parçasıymış gibi kendilerine HDP seçmeni oy verdiği zaman kıymetli Kürt kardeşlerim, İyi Parti'ye oy verdiği zaman da PKK suçlamasıyla karşı karşıya kalındı. Aynı zamanda FETÖ terör örgütünü büyüten, besleyen, ne istediniz de vermedik diyen Cumhurbaşkanımız bir anda Sayın Meral Akşener'i ve partisini FETÖ'cü ilan etmeye kalktı. O kadar çok yumruklandık ki İyi Parti, hem FETÖ hem HDP hem terör, ama neticede bunların böyle olmadığı görülünce ve millet de böyle bir şey olsaydı şimdiye kadar bu ortaya çıkardı diyerek, demek ki İyi Parti haklıymış diye hızla yönünü güneşe döndü. Yani İyi Parti'nin ablemine döndü ve bugün İyi Parti kuruluş noktasındaki güç ve kuvvetinin çok üstünde, yedikleri yumruğa rağmen yıkılmayan ve milletin de evet bu insanlar haklıymış dediği bir noktaya gelindi ve bugün iktidarın yegane temsilcisi ve bu iktidarı arzulayan ve bunu ortaya koyan bir parti unvanına bürünmüş olduğu bir parti. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki toplantıda belki başka sorularla karşınıza geleceğiz. Bundan da cevaplar istiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim sizlerle. Geçiyoruz.